Mehmet bir cihan fatihinde akıl almaz hatalar. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu şekilde derecesini işaret ettiği Fatih'in Türk milletinin gönlündeki yerini ise Abdülhak Hamid Bey yazmış olduğu Mersiye'de şöyle belirtiyordu. Şayestedir denilse alem senin mezarın durmuş kapında bekler bir kavim türbedarın. Arif Nihat ise yürü hala ne diye oyunda oynaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın diyerek gençlerimize ve Yüce Hakan'ın örnek almaları gerektiğini vaciz bir şekilde ifade etmişti. Tarihimizin bu mümtaz kahraman için son 10 yıl içerisinde bir film, iki de dizi yapıldı. İkinci dizi hala gösterimdedir. Fakat ne yazık ki bunların hiçbirinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın hakkıyla görmek ve izlemek mümkün olmadı. Her defasında bu Yüce Hakan'ın şahsiyeti yerle yeksan edildi. Maalesef bugünlerde yayımlanmakta olan Mehmet bir Cihan Fatihi dizisi şu ana kadar izlenen bölümleriyle tam bir rezalet. Yapılan kurguların Fatih dönemi ile neredeyse hiç ilgisi yok. Tamamen yanlış bilgiler üzerine kurulu bir senaryo genç nesillerimize tarih adına ne verecektir? Ayrıca bu bilgiler bu büyük Cihan Girin şahsiyetiyle tamamen zıt ise ne demek düşer? Dizide İstanbul'un manevi mimarlarından biri olan ve oğlu Mehmet'i tam bir Fatih olarak yetiştiren 2. Murat Han, fethi istemeyen bir Hakan olarak vurgulandı. Mucize peygamberlere, keramet alimlere has iken Allah'ın kerameti denilerek din cahillikleri ortaya konuldu. Fatih'in matematik dehası ise olmayan bir hadise ile kerameti yok etmekte kullanıldı. Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan 1425 yılında doğmuş iken 1402'de Yıldırım Beyazıt Han'a ihanet eden bir şahsiyet olarak sonuldu İkinci Murat Han'ın eşi Fatih'in ise övey annesi Mara Hatun Bizans sarayında esir bulunan Şehzade Orhan'ı geri alabilmek için Bizans İmparatoru Konstantin'in ile nikahlanmak üzere gönderildi. Şandarlı'nın büyük kızının Sultan Mehmed'e aşık olup sık sık görüşmesi, Fatih'in Çandarlı'yı asacak iken Akşemseddin'in yetiştirip elinden alması, Sultan Mehmed'in şahsede Orhan'la savaşacak iken Çandarlı'nın kurtarması, Çandarlı'nın küçük kızının bir yeni çeri ile karıştırması. Şehzade Alaaddin'in Sağunuz Paşa tarafından zehir etilmesi, Çandallı'nın oğlunu Osmanlı hanedanına ortadan kaldırmayı düşünecek kadar ihanet içerisinde bulunması, mühteşem yüzyılda olduğu gibi yeni bir entrikalar dizisiyle karşı karşıya kaldığımızı göstermiyor mu? Aslında dizinin senaristi ile sanat ve tarih danışmanları incelenirse hiçbir farkının olmadığı başka bir yönden de anlaşılacaktır. Diğer taraftan dizide bir nokta daha var ki tam feto kaynaklı. Bizans sarayında imparator Konstantin'in kardeşi olup ordulardan sorumlu bulunan Demetrios Pontos prensesi Teodora ile ilişki içerisinde bulunmaktadır. Öte yandan bu prenses gece odasına çekilerek birdenbire kapanıp namaz kılmaya başlıyor. Mer gizli Müslümanmış. Askeriyeye sızan FETÖ'cülerin her türlü din dışı mün münasebetleri, haramları caiz göstermeleri gibi gizli Müslüman. Bu prenses de aldığı talimat üzere Bizans özgürlüğüne gidip oradan tam bir gayrimüslim gibi yaşamasına ruhsat verildiğini belirterek hayat sürüyor. İslam'ı yıkmak ve bozmak isteyen bir FETÖ bozuntusu veya din düşmanının aklına gelecek bir senaryo yazıklar olsun diyor Profesör Doktor Ahmet Şimşilgin Hoca. Aynen katılıyorum hocam. Ama maalesef gel gör ki görüyorsunuz ki zaten anlatmaya gerek yok. Bunlar bugün bu işi yapıyorlar. Allah-u Teala ıslah sizin gibi dehli hocaları başımızdan eksik etmesin. Dinden akil dinidir. Tarihte sağlam kaynaklardan öğrenilir. Biz sizlerden öğrendiğimiz için çok nasipliyiz, çok şanssız diyebilirim. Allahu Teala yanlış tarihi öğretenlerden eylemesin. Yanlış tarihi öğrenenlerden de eylemesin. Saygılar.